Kızının babası tarafından her gün ölümle tehdit ediliyor. Yıllardır da yine aynı adamdan şiddet görüyordu Dilek Acu. Zavallı kadın canını ve evladını koruyabilmek için evinin etrafına barikat çekmişti hatırlarsınız. Acun'un evini basan o şehir eşkıyası nihayet tutuklandı. Talihsiz kadın rahat bir nefes aldı ama şimdilik çünkü şunu düşünüyor. Ya serbest bırakılırsa? Eski eşinden gördüğü şiddet yüzünden hayatı kabusa dönmüş, korkudan evinin etrafına barikat çekmişti. Talihsiz kadının sesi duyuldu. O saldırgan tutuklandı. Ben bu insandan yakamı kurtaramıyorum. Ben hala tedirginim. Tutuklandı ama birkaç gün sonra, kısa bir zaman sonra çıkar diye. Tüm Türkiye Dilek Acu'yu ölmek istemiyorum feryadıyla tanımıştı. Ölmekten korkuyorum. Kızının babası onu ölümle tehdit ediyor, senelerdir de şiddet uyguluyordu. Benim kapımın önünde bıçakları bileyerek seni öldüreceğim, seni keseceğim diye bana bıçak darbesi vurdu. Annesi burada bıçakla üstüme saldırdı. Aç kapıyı, aç kapıyı. Ölümü her gün ensesinde hisseden kadın elleriyle tek tek taşıdı kaldırım taşlarını. Saldırgandan kurtulmak için evini çaresiz hapishaneye çevirdi. Eski taşları söküp yolun kenarına bırakıyorlar. Tek tek kendim el arabasıyla taşıyıp getirdim. Barikat yapmak için. Eski eş Ahmet Çelik hakkında çıkan haberlere rağmen vazgeçmedi. Tehditlerine evladının annesini korkutmaya devam etti. Tekrar gidip geliyor, tekrar gidip geliyor. Ben bunları yaşıyorum. Ne istiyorsun sen? Bir şey istemiyorum sadece. Sadece bakıyorum. Sen sürekli bana saldırıyorsun. Benim şu anda kapımda ne işim var kardeşim senin, ha? 41 yaşındaki kadının evini bastığı o anlar an be an kayda geçerken yaptığı eşkıyalık yanına kalmadı. Bu kapıyı yaptırmama rağmen kendisi gelip buradan atlayıp o şekilde evime geçiyordu. Yani barikatlar da yaptığım koca demir de yeterli gelmiyordu. Kaydal. Eşimsin. Ayrıldım bana. Ben seni bir saat burada yaşatmam. Ne olursa olsun yaşatmam. Buradasın. Ne yediklerle su var. Polislerin evinde yakaladığı Ahmet Çelik çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Dilek Acun'un evinin önüne yaptığı barikata bir de siyah brandalar eklendi. Çünkü o içeride hayat belirtisinde olduğunun fark edilmesinden çok korkuyor. Ona yıllardır zulmeden eski eşi Ahmet Çelik tutuklandı ama o kısa bir süre sonra çıkacak diye korkuyla evinde bekliyor. İçeriden görünmezsem kendimi biraz daha psikolojik olarak iyi hissediyorum. Acun'un şimdi tek bir isteği var. O da kızıyla birlikte eski eşinin zulmünden uzakta huzurlu bir hayat sürebilmek. Bu kısa bir zaman sonra çıkacak mutlaka. İşimden de oldum. Maddi olarak da sıkıntıdayım. Başka bir yere gideceğim. Ama düşünüyorum nereye gideceğim ve ben kızımı yanıma alıp hayata devam etmek zorundayım. Yeni bir düzen kurmak zorundayım.